Gördüm kirli çoraplar ama istedim kırmızı bir gün. Üzüldüğümü nasıl görmezler? Onlar nasıl unuturlar beni? Beni güldürürdü eskiden ama şimdi hatırlayamıyorum bile. Yangın! Yangını söndür! Hayır! Şarkıyı bitir! Hayır, belirli bir kişinin bugünün önemini bilmesi gerek. Dert etme demeyizde bu kadar öfkelenecekse neden dert etmememizi söyledin? İnsanlar dert etmeyin derler ama aslında onu kastetmedikleri çok ortadadır. Hepsi alt metinde saklı, tıpkı birinin 2 dakikaya geliyorum demesi gibi. Hala pijamalarımdayım. Ya da mutlaka haberleşelim. Seni unuttum bile. Ya da sorun yok canım. 5 dakikalık ömrün kaldı. Peki neyi kutlamamız gerektiğini söyleyecek misin anne? Dert etme tatlım. Evren yardımcın olsun. Ne için olduğunu bilmeden bir parti düzenlemek zormuş. Ne uygun olur? Pasta mı? Ya bir trajedinin yıl dönümü ise? Siyah bir pasta mı? Mümkün olduğunca belirsiz tut yeter. Kartın üstüne gülen yüz çizeyim mi çizmeyeyim mi? İsim de yap. Tarafsız tut. İyi seçim. 5. Renklerin çarşambası. Görsel bir sakinleştirici gibi. Mümkün olduğunca belirsiz. Pekala. Ben annem olacağım. Herkes mümkün olduğunca sakin olsun. Hiçbir şey hissetmiyorum. Harika. Geliyor. Her şey şarkısını söylemeye hazır olun. Bugün çok önemli. Her zaman gelmez. Unuttuğumuzu düşündün ama her şey senin için. Bugün önemli bir gün. Bugün önemli bir gün. Mutlu günler sana. Mutlu günler sana. Mutlu günler sevgili Nicole. Mutlu günler sana. Senin için önemli olan bugün bizim için de önemli. Üzünlü ve ciddi bir gün yaşasın dememizi istemiyorsan tabii. Bu bir maç şarkısı kadar güçlü değil. Buna devam edemeyiz. Söyle bize sorun ne? Bu önemli güne en derin sevgilerimizle. Dümdüz. Sana pasta yaptık. Gerçekten mi? Baba tam senin gözlerinin içine bakıyordu. Bir şey unutan sensin. Nedir o? Pekala. Bir düşüneyim. Neler oluyor? Sanırım beynini kullanıyor gibi. Başaramayacağım. Hayır Darwin, bunu yapmak zorunda. Buldum. Ne buldun? Bir ipucu isteyeceğiz. Bugünün neden bu kadar özel olduğunu söyleyebilir misin lütfen? Böylece bu hali olan işlevsiz halinde işlemeye dönebilir. Bugün 1 Kasım. Evlilik yıl dönümümüz. Baba, günü kurtarmanın tek bir yolu var. Aşırı, orantısız, abartılı bir jestle. Haklısın. 11 Ekim'in nesi bu kadar özel bilmiyorum ama annen için önemli bir gün olduğunu biliyorum. O yüzden bir daha asla unutmayacağımdan emin olmak zorundayım. Nasıl? Bu bir kuğu değil, bu bir fil. Neden Ocak ayında yaz tatiline gittiğimizi hiç merak etmedin mi yani? Takvim ters dönmüştü. Bugün 11 Ekim, 1 Kasım değil. Bugün ne başardım ben? Ne? Şey canım yani. Bugünün evlilik yıl dönümleri olduğunu sanmış ama değil. Yanıldığını söylemeye çalışıyor ama patolojik olarak o kelimeleri söylemeye dili varmıyor gibi. Thank you.